Hepinize merhaba arkadaşlar, benim adım POGP. Bugün yeni bir seri ile karşınızdayım. Serinin adı The Forest. Bunu büyük bir ihtimal Pinty Panda'dan ya da PewDiePie'dan ya da bilmiyorum başka oynayan Cry falan bilmiyorum oynuyorlar mı, görmüş olabilirsiniz. Uçtuğumuz uçak bir kaza gerçekleştiriyor. Ve bu muazzam kaza sonucu biz bir adaya düşüyoruz. Bu adada yamyamlar, bu adada garip yaratıklar, her yer ağaç, bataklık, çimen, su. Amacımız hayatta kalmak. Neden bu seriye bugün başladım diye sorarsanız eğer, çünkü arkadaşlar biliyorsunuz alfada, daha resmi olarak betası bile çıkmadı. Ayrıca bugüne kadar oyunu daha önce oynadım, ancak save sistemi yoktu oyunda. Yani oyuna çıkınca hala açılmamış belirli envanterler falan filanlar var. Bu bizim çocuğumuz. Yani ten renklerimiz için neyse, şimdi öküz gibi bir anda 10 saniye sonra kaza gerçekleşecek. Orada da Necklace filmi MDB'den alıntı yapmışlar TIA'ya özenip. Öküz gibi bir gürültü gelecek. Tak 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 tak. Sonra bir uyanacağız böyle. Yamyam var bir tane böyle. Yamyam mı? Yamyamlar mı, değiller mi, tam olarak ne olduklarını açıkçası bilmiyorum. Ama oyuna her geçen gün update'ler geliyor ve oyun gerçekten benim şu ana kadar oynadığım en eğlenceli survival oyunlarından biri. Tabii ki Minecraft'ı varsaymazsanız. Minecraft'ı biliyorsunuz. Yani kendince Minecraft'ı biliyorsunuz yani. Minecraft'ın nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Bir tane mimarlık öğrencisi bir proje yapıyor. Tezi için Minecraft oyununu yapıyor. Orada hani binaları falan inşa etmek için. Sonra bunu online'a çıkartıyor falan. Bakıyor herkes oynamak istiyor. Üniversitesinde hadi biz de oynayalım, biz de oynayalım diye. Çok güzel götü var bu arada bunun. Hayır, PewDiePie'dan espriyi çalmadım. O belden çaldı kesinlikle. Evet, şimdi ilk olarak oyun hakkında bilmeniz gereken ve yapmamız gereken birkaç bir şey var. Ben bunları solo, yani tek başıma kayıt halinde değilken de sadece eğlence amaçlı oynarken öğrendiğim şeyler. İlk olarak uçakta bulduğunuz yemekleri alın. İkinci olarak evinizi deniz kenarına inşa etmeniz en güzeli. Çünkü açık alanda olduğu için daha rahat görebiliyorsunuz bu yamyamların nereden geldiklerini. Bu blowjob verirken bir tane ses ölmüş. Yamyamların nereden gelip nereden gelmediklerini çok daha rahat görebiliyorsunuz. Üçüncüsü, deniz kenarına yapmanızın bir özelliği daha var. Bu bir özellik ise yaratıklarla kapışırken elleriniz yaratıkların kanına ya da yamyamların kanına bulaşabiliyor ellerinize. Ve bu yamyamların kanını belirli bir süre sonra yıkamanız gerekiyor. Yoksa enfeksiyon kapabiliyorsunuz. En azından oyunda ben daha enfeksiyon kapmayı görmüş olmasam da şu anlık öyle yansıtılıyor oyundakilere. Bilmiyorum, öyle diyorlar yani. Oyun kendisi öyle diyor. Daha onu getirmemiş olabilir ama yani bir düşünce tarzı olabilir bu enfeksiyon. Onun için şimdi ilk olarak abi uçaktan bulduğum çantaları şöyle açalım. İçinde ne var ne yok. Bayağı yararlı şeyler çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Bavulları parçalamada şey var. Bu uçağın yanından bir yerden çip atlıyorduk. Onu da alalım. O çip işimize yarayacak gibime geliyor. Oyunda zaten şöyle bir şey var. Basic Survival. Burada ne bitkiler, evi nereye yapacaksın falan. Hepsi yazıyor. Geçen sefer bundan en son önce yayında The Forest oynadığımda direkt adamların base kampının yanında beni spawn etmişti. Umarım gene yanlarında spawn etmemiştir. Şunları alalım. Çünkü bu sefer gerçekten hemen akın akın geliyorlar ve ağzına sıçıyorlar senin. Onun için şimdi ilk direkt deniz şurada. Bu deniz mi, bataklık? Yani deniz tabii de hani kertenkele. Bunları almam lazım. Bunlar çünkü gerçekten çok önemli. Bunları ses geldi. Bunları ocağın üzerine koyup yemek niyetine yediğiniz için ve oba. Adamlar orada. Adamlar direkt orada. Gördüğünüz adamları. Yani her ne boksa size. O zaman buradan biraz artık buradan uçak taş dışında ne alabileceksem alıp daha uzaktaki bir denize inşa etmem lazım.
Çünkü adamların yanında inşa edersem eğer gerçekten çok çabuk etrafımı kuşatıyorlar ve ilk size saldırdıklarında ölmüyorsunuz. İlk size saldırdıklarında bir mağarada uyanıyorsunuz. Diğer passenger'ların bulunduğu, asılmışlar böyle kendi mağaraları galiba, yem olarak mı saklılar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Onun için enerjimizi fazla harcamadan şöyle uzaklaşabildiğim kadar uzaklaşayım. Bundan yenilebilir değil mi? Aynen. Yenilebilir blueberry bundan. Uzak bir yere yapayım. Zaten buradan dümdüz gitsem uçağı bulabilirim çok rahatlıkla. Onun için buradan gitsem büyük ihtimal çok çabuk gidecek. Okay. Şurada deniz mi? Ya o adamların yanına şey yapınca arkadaşlar, kamp kurunca diye direkt görüyorlar. Ve şey yapıyor yani, inanılmaz zorlanıyorsunuz. Direkt şunlardan bir tanesini birleştirelim de ağırlık azalsın. Hala bunun ben nasıl daha etkili olduğunu falan anlamış değilim, dürüst olmak gerekirse. Bataklıktayım şu an zaten değil mi? Adım seslerinden anlaşılıyor. Şimdi ilk evi yapmaya bir başlayalım. Abi hiç tahmin etmezdim pat diye hemen oyunun başına geleceklerini. Baya kötü oldu bu tabi. Şimdi burada dere tarzı bir şey var. Bunları açığa çıkartalım. Açıkta. Oba. Burada da kampları var bunların. Kamplarını acaba, hadi bir kamplarına girmeye deneyelim. Hiç daha önce denemedim. Olur, ölürsek zaten sıfırdan başlarız direkt. Direkt oyuna sıfırdan başlayıp hiç kaybedecek bir şeyimiz yok şu an. Kampanın içine böyle göstere göstere bir girmek istiyorum. Bakayım ne yapacaklar. Pezevenkler benim derdimin peşindeydi şimdi. Ya maalesef. Daha önce hiç bu kadar yaklaşmamıştım. Bozuk para mı aldım daha demin? Gazete var. Çok ilginç şeyler. Tenis topu, demek ki uçaktan düşenlerin bir kısmını buraya getirmişti. Aha, bavul bile var. Harbiden uçaktan düşenlerin bir kısmını buraya getirmişti. Teşekkürler. Bunlara saldıralım direkt. Zaten eninde sonunda beni görecekler. Kaçma şansım yok. Olur da ölürsem saldırı sonrası. Mağarada başladıktan sonra direkt. Hop, sakin. Öldüm. Aynen. Direkt mağarada var. Abi nasıl koyuyor yalnız ya. Direkt mağarada başlayalım oyuna. Adamların oraya da keşfetmiş olduk. Inventory'ndeki eşyaları almadılar değil mi? Burada şimdi yolcuların hepsini görüyorsunuz. Bozuk para topladım. Başka ne topladım ben? Sürekli böyle ilaç toplamışım. Bu flare değil mi? Aynen. Bir sürü yolcu var. Şunlara bak ya. Adam 130 tane. Ne var ne yok alalım burada. Bu açılmıyordu değil mi? Doğru hatırlıyorsam. 130 tane yolcu var. 130'unda bulsam acaba bana bir şey verecek mi bilmiyordu. Ben bu yamyamlarla kapıştıktan sonra şimdi ilk olarak şu baltayı, şunu bir ye. İlacı al. Ye. İlaçları güzel. Ne aldım ben en son? Flare aldım, ilaç aldım, bozuk para, soda aldım. Bunu okey.
dışarıya giden yol burası olsa gerek. İnsanı ürkütüyor atmosfer. Yaratıklar da o kadar korkutucu değil. Asiktir. Daha fazla mağara var. Aa. Bir saniye. Yaratık mı var ki burada daha fazla? İnşallah çakman gazı bitmez. Çakman gazı biterse göt gibi kalırız. Daha demin flare gun da görmedim. Bunlar kırılıyor mu? Büyük ihtimal. Oha ya. Adamlar nasıl? Buradan mı gidelim bakalım buradan. Şimdi evde kurmadığımız için dışarıya giden direkt kolay yolu göstermiyor ama buralara bir bakmakta. Çok karanlık değil mi ya? Abi adamlar ne tarz bir mağara yapmışlar? Bir de öldürmüyorlar. Oo. Güzel. Ah. Bir saniye, bu flashlight'lardan birini almak isterdim. Bu arkadaş bir şey yazmış. Okay. Okay mademoiselle. Şimdi deniz kenarına direkt bir ev tarzı bir şey. Oha bagaga. Orada şey duruyor kırmızı. Ha. Abi saniye. Aa, burada çadır kurmuşlar. Bu çadırları kullanabiliyor muyum? Of course not. Buraya bu çadırları... Ben kazadan kaç gün sonra uyandım abi? Artık ev yapmaya başlamam lazım ama bir türlü başlayamıyorum. Allah'ın izniyle başlayacağız. Burada çift şeyi falan mı var? Ya deniz kenarı bulmam lazım. Orada daha demin bulduğum deniz kenarı adamların eviydi. Adamların evinin yanında ev yapmak çok böyle salakça olmaz mı? Al böyle benim evim. Al ben buraya koydum evimi. Al senin evinin yanına benim evim. Geri zekalı der gibi. Tamam. Buraya yayında harita zannediyorsam hiç ama hiç değişmiyor. Yayında da burası çıkmıştı çünkü çok net hatırlıyorum yani. Bu pezevenkler aynen. Aynen yayında oynarken hatta evimi tam şuraya yapmıştım da pezevenkler buradan falan gelmişti. Bu sefer evimi buraya yapmak doğru mu bilmiyorum. Biraz da uzağa mı yapsam ya da buraya başlasak mı? Ben basic tutorial istemiyorum. Ben direkt şunu istiyorum. Neyse şey yapalım o zaman hadi. Hunting shelter'ımızı. Tam böyle şuraya. Denizi arka koyalım. Bu burası ufak, bu ufak kısım bizim olsun. Denizi arkalı böyle. Burası bataklığa benziyor biraz ama. Ama buraya buraya odun modun taşımak inanılmaz eziyet olacak tabi de bir şekilde halledeceğiz artık. Tamam. 5 tane stick lazım. Onun dışında lighter'ı kapatabilirsin artık. Salak gibi lighter kullanmam. Log lazım bir sürü. Buralara trap koyarız. Geçmelerini engelleriz. Buraya şey falan yaparız. Buralarda bir sürü stick falan bizim yiyecek yemeğimiz falan var zaten değil mi bir sürü? Al bu stickleri hep. Bu acaba uçakta aldığımız baltadan daha mı sert vuruyor? Bunu bize böyle vermesinin sebebi ne? Çok merak ediyorum.
Anlamıyorum çünkü oyunda o kadar çok item var ki mesela. Mesela bu var. Al. Tabi orada. Ne yapıyor bu? Ben bunu kullanmak istiyorum arkadaş. Bacanı da ama ya gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Bunlardan ikisi The Stomping Lens. Onu da biliyorum. Onu da daha item yapmayı bulamadım ben. Bir tek tahtaları üst üste koyuyorsunuz. Tahtaları üst üste koyduktan sonra salak salak. Çok niye rahatsız edesin. Yalnız odunları sırtında taşırken elinde de balta böyle ileri geri sallanması komikmiş. Okey. Soktumun bugları bu oyunda çok buglı ya. Oyun çok başarılı da oyunda bir sürü bug var ya gerçekten. Ama yani daha oyun alfada, daha betada bile değil. Ben inanıyorum ki bu oyuna yeteri kadar emek ve çaba harcarlarsa 2014 senesinin en başarılı survival oyunu. Zaten başka survival, aslında bir sürü survival var. DayZ falan var ama DayZ'de tabii şey çıkmış. Haberiniz var mı bilmiyorum lakin. Şunu biraz aşağı ettirelim. Aa, zıplama var. Aa, ben bu oyunda, ben bu oyunda zıplama olduğunu hiç tahmin etmedim. Sonra benim stick bulmam lazım bir yerde. Benim ne yapıp ne edip bir yerden stick bulmam lazım. Evi kurduktan sonra ya bu buraya tabi gerizekalı gibi tam böyle ucuna kurmak çok salakça oldu. Ama bir şekilde halledeceğimize inanıyorum yani. 3 tane stick lazım şimdi. Okey, direkt şöyle yapalım. 1,5 saat uğraşmak gene bence en kolayı. Bir sürü, bana bir sürü yaprak da lazım. Bu sanki ağaca daha fazla vurmuyor mu? Böyle çok daha fazla vuruyor gibi bir his var içimde. Neden bilmiyorum. Ne kadar yaprak var bende şu an? 44 tane. 4 yaprak iyidir. Şunları çubuk çubuk çubuk. Adım sesi geldi. Benden mi geldi acaba, yoksa gerçekten arkamda bir pezevenk mi var saklanan? Okay, let's go. Sizleri de daha sonra bundan sonra direkt şey yapacağım. Büyük kamp ateşini kuracağım. Büyük kamp ateşini kurma sebebim hem daha uzun sürüyor hem de yemek pişirebiliyorsunuz üzerinde. Diğerlerinde yemek pişirmeyi denemedim. Belki diğerlerinde de yemek pişirebiliyorsunuzdur da sanki orada böyle daha rahat böyle yemek pişirme oluyor. 2 tane daha log lazım. 2 log sonra evimiz hazır. Herhalde bu şu ana kadar benim de görüp gördüğüm en garip forest başlama bölümü oldu yani. Çok saçma. Direkt adamların yanında spawn etti. Sonra direkt gittim kampa. Yalnız ben o adamların mağarasının o kadar böyle derin olduğunu, o kadar şey çetrefilli bir mağara olduğunu tahmin etmezdim yani. Adamların mağarası bayağı bildiğiniz öküz gibi mağara çıktı. Bir de o şerefsizlerin evi ta orada uzun, o yamuk ayaklılar. Tamam. Evimiz hazır. Her yerden uzakta olabilir ama şimdi biz burayı şekillendireceğiz. Şimdi ilk olarak fire'dan. Standing fires camp, use this fire type to camp at night. Şunu yapalım ilk. İlk bunu tam şöyle koyalım. Ay. Tam böyle koyalım. Güzel. Taşları topla. Standing fire da 2 tane yanına koyarız. Geceleri çok seksi gözüküyor diye biliyorum çünkü. 7 tane taş. Burada bir sürü taş var zaten. Bu taşlar bir de gitgide spawn oluyor mu yoksa bitiyor mu bir süre sonra? Bilmiyorum ama umuyorum bitmiyordur bir süre sonra. Çünkü oyunda başka türlü yer dışında taş bulunabildiğini zannetmiyorum. Öyle bir şey anımsamıyorum. Bu hazır şey yapmışken 2 tane yanına ayakta şey de koyalım. Kent kereğini mor. Raw fish mi? Raw fish yok ki be. Çiğ balık dedi. Çiğ balık görmedim ben şu an. Biraz de yok, gayet aslında tam önüne koymuşuz. Hop. Good. Şimdi yakmaya gerek yok. Gece yakarız. Şimdi. Standing fires.
Bir tane şöyle, bir tane daha koyalım. Evimiz seksi gözüksün biraz. Tam şöyle koysam olur mu acaba? Let me, but first, tam bu açıda gitsem. Böyle yapsak. Hoppa. Bunu biraz daha... Yok, olmadı. 8 tane çubuk lazım. 5 tane taş lazım. İlk taşları şurada direkt spawn oluyorlar. Şu, aynı zamanda şunları da bir şey yapalım da. Bitkiler de lazım bize. Ve burada zaten o bütün her yer orman. Leafleri alalım. Kötü gözüküyorlar çünkü. Bilmiyorum, önümü kapıyorlar gibi gözüküyorlar. Biraz çimelim şuraları ya. 2 taş lazım şimdi bize değil mi? 2 tane taş. 8 tane çubuk. Let's do this. Nerede? Ha hı ha. Ha. Çiğ balık taşıyamıyorsun diyor da. Bir dakika, benim enerji yalnız. İyi, bir tanesi. Bir full dolduruyor. Efsane ev yapacağız, efsane. Siz rahat olun, siz POGP'nin sözüne güvenin. Bu biraz yamuk oldu, biraz açık oldu ama. Şimdi 8 tane stick lazım. Direkt balta mı tutsam? Sanki en seksisi bu aralarında. Ben bununla da bu böyle çok böyle malafat gibi duruyor. Sapa sağlam duruyor böyle. Ulan ben bunu sizin beyninize takarım da size çakarım da havası var biraz. Parlamayı aslında biraz daha sanki. İşte bunları kesince sadece yaprak. Aha. Okey. Toplayalım biraz daha. Toplayalım ya. Zarar gelecek. Ah, kulağım hiç çok başladı. 8 tane mi toplayabiliyorum sadece harbiden? Şimdi yapmamız gereken ana şeyler tamam. Bir tane evimiz var uzakta. Yani buradan denizden gelmeleri sürer. Buradan gelirlerse de artık bir şekilde nefsimi daha fazla. Şimdi bir de buralara şimdi tuzaklar koyacağız birazdan. Tuzaklar çok önemli. Gerçekten inanılmaz etkiliyor. İnanılmaz etkiliyor, tahmin bile edemeyeceğiz. Bunları yak abi. Geceleri böyle yakarız. Ateş dışında çok seksi gözükür. İhtiyacımız olursa abi, bu bitkilerin sağlıksız bitkiler olduğunu düşünüyorum. Okey. Ateşimiz tamam. Şu sırada şurayı ben yakıp hemen böyle unutmadan şu kertenkeleyi ve tavşanı koyayım. Burada başka bir tane molotof yapalım. Molotof işimize yarar yani, en azından dursun. Bayağı yaprağımız var, bayağı flare'ımız var. Bozuk paraları neyle kombine edilebilir? İlaçla kombine, yaprakla, taşla kombine edilebilir mi? Edilemez. İçecekle edilemez. Bununla bozuk parayı neyle kombine edilir? Belki hani bir şey koyup böyle taş jetine patır patır fırlatırsın gibi mi geliyor? Neyse. Şimdilik o. Zaten direkt it işareti çıkmış. Evet, şimdi ilk şurayı bir biçelim abi. Sen şunu bir al eline. Şu bitkileri bir kaldıralım. İkinci olarak oyunun bizden üçüncü istediği ne diye söyleyecektim. Okey, burası şu an çok kötü gözükmüyor. Bu ateşi biraz salak bir açıyla koymuşuz. Basic'ten başladığımızda ateşimiz... Ateşiniz tamam, yiyecek olayını biliyorum. Fire'larda shelter'lara geldiğimizde şimdi bir tane log cabin yapabiliriz. Ama ondan önce ben şurayı şöyle bir tane log holder yapmak istiyorum. Çünkü bu log holder'lar harbiden çok işe yarıyor. Hatta ve hatta bu log holder'dan 2 tane yapacağım ya. Fazladan şey tutuyorsunuz. Log tutuyorsunuz. Bakayım.
kim? 32 tane stick şimdi. 32 tane stick topla toplayabilirsen. Hepsini 2'ye kadar bekledim. O lizardlar daha fazla yanınca şey yapıyorum bilmiyorum. Bu arada bizim ilk başta adamın şey vardı. Siz söyleyin adını. Bunu yaparız. Heh. Şunu ya, raft yapmamız lazım. İp nasıl bulacağımızı bilmiyorum. İpi kendimiz mi yapacağız? Hiçbir fikrim yok yani. Onun hakkında internette de bir video aramıştım yayın sonrası. Çok iyi. Oo, yağmur. Yağmur denilen bu iğrenç şey sıçıyor tabii. Bütün sizin oradaki ateşlerinizi söndürüyor. Gece olduğunda orada uyuyup bir kez save etmemiz lazım ne olur ne olmaz diye. Log holder'ları yapıp içini logla doldurmamız lazım. Bir de bu sırada da yavaş yavaş şuralara falan trapleri koymaya başlasak iyi olur gibime geliyor sanki. Ya da trapleri ormana mı koysak? Ya da trapleri ormana mı koysak gibime geliyor. Benim buraya en az bir 3 kez daha gitmem lazım. Şimdi ben mesela bu lizard bitti mi şimdi? Bu lizard benim yiyecek bir tane drink bunlar var. Restores energy. Okey. Hallederiz. Canımı dolduracak şeyler var. Şu an mesela bu lizard'da bu kertenkeleye ne oldu şimdi? Ben artık bu kertenkeleyi yiyemeyecek miyim ya da içemeyecek miyim? Her ne bok yapıyorsa bu adam boyuna nasıl besleniyor onu bilmiyorum ama şeye bakıyordum. Acaba hani ağacın dallarına vurarak ağacın dallarını kesebiliyor muyum diye bakıyordum. Ufak çubuk ama ufak çubuk parçaları da kendisinden spawn oluyor diye tahmin ediyorum. Mamma mia. Here we go again. Na na. Ha. Al şunları. Aynen sadece 8 tane taşımam izin veriyor. Bu log holder'lar çok... Oha! Şimşek miydi o, neydi o? Uzaylı mı indi yoksa oyunun şimşekleri öyle mi? Oha! İlk kez böyle bir şey görüyorum. Ama şunu biliyorum ki ilk gece her zaman yağmur yağıyor ya. Ben bu oyunu ne zaman oynasam hep ilk gecemde sürekli yağmur yağdı biliyor musunuz? Yaştı. Okey şu. Bunu şöyle uzaklaştıralım, evimde kötü duruyor. Bu pezemeği de uzaklaştıralım. Okey şimdi. Şimdi bakın şu an uyursam bir de bize bir sürü yaprak lazım. Çünkü alevi tekrar yaprakla arttırıyorsunuz. Aynen o kertenkeleyi daha yiyemem gibime geliyor. Meğersem öyleymiş direkt. Neyse burası bataklıksa burada çok kertenkele falan olur. Bizim şimdi o, siz söyleyin adını. Buraya biraz keşfe çıkmamız lazım ama onun için önce büyük büyük silahlar yapmam lazım. Yaprakları topluyorum. Yapraklar ateş için çok önemli çünkü çok basit gidiyor ve aynı zamanda bir de çiftlik yapmamız lazım ufak bir. Orada yaprakları biriktirip çıkanları yememiz lazım. Hatta 2-3 tane yapmam lazım gerekirse yani. Aha. Bak oradalar. Nasıl sürü halinde geziyor pezemekler gördünüz mü? Benim burada oradaki ateşi söndürmezsem o ateşi görürlerse çok problem olur. Ya yatsak mı diye düşünüyorum şu an ama şu an yatarsak hani gece uyanırsak gece gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz bu sefer. Kaç tane yaprak oldu? 200 tane yaprak oldu. Burası ufak evim olur. Ah! Of! Bir de tabi ay sikim çok korktum. Bir de tabi böyle bir yararı var. Ateş yanında durma, deniz yanında durmanın. Yalnız bütün ateşleri söndürdü. Şuradaki salak bir tane ayakta duran ateşi söndüremedi. Çok şaşırdım. Bir de ayrıca şöyle bir durum var. Şunu için her zaman yanımda iki tane stick tutmam lazım. Hani olur da gecenin köründe mahsur kalırsam diye ormanda.
Çünkü direkt yapabiliyorsunuz ve inanılmaz iş yapıyor. Bir de ben gerçekten şey olayını bilmiyorum. Acaba çakmağımın şeyi duracak mı, bitecek mi yani? Çakmağımın gazı. Şimdi bu adamlar karanlıkta, bu pezevenkler bir de ağaca falan tırmanıyorlar. Ben bunları göremezsem ne yapacağımı bilemem yalnız. Öyle bir problem ile karşı karşıyayız sayın seyirciler. Sekiz tane topladım mı? Neyse. Gece oldu. Artık bir uyursak. Abi Çakan Şimşek'in saçmalığına, endamına bak. Gökten bok yağıyor zaten. Havaalanına bakın ya. Bir saniye. Orada sanki bir an bir şey gördüm zannettim ama ateşin yanında duralım bir de doğru. Şimdi. Yakalım da tekrardan. Isınmam lazım yoksa boku yiyeceğim yani. Ayrıca şu çikolatayı bitirmem lazım yoksa gene boku yiyeceğim. Adamlar gördüler. Ben hemen bir uyuyayım abi. Korkmaya başladım. Bir uyuyalım. Uyandığımızda lütfen buradan gitmiş olsunlar. Abi. They are coming. Allah'ım they are coming. Lütfen biri bana yardımcı olsun, bir şey yapın ya. Trap koymam lazımdı. Ben bu adamlardan nasıl kaçacağım? Evimin üzerine çıksam belki. Gelin lan. Tiplere bak. Camış çöpar gibi yürüyorlar. Kendi mahalleleri sanki böyle. Atarlı atarlı. Siz kimsiniz? Kim? Onlar ne bakıyorsunuz? Bu adamlar şimdi sabaha kadar burada bekleyecekler mi benimle birlikte? Ha siktir beni kuşatmışlar. Adam denizin içinde koşuyor ya. Allah. Gitmelerini bekleyene kadar başka yapabilecek hiçbir şeyim yok ki. Hah adamlara defol gidin. Adamlara tehdit olmadığımı gördüler. Tehdit olmadığımı görünce de gidecekler tabii. Adam mısınız? Benim buralara hep trap yapmam lazım. Bunları daha kolay ortadan çıkartmam için benim buralara hep trap koymam lazım. Evet arkadaşlar. Biz ilk bölümü burada bitirelim. Oyuna güzel bir başlangıç bölümü yaptık. Evimizi buraya yaptık. İşte oyunu biraz anladık sizle birlikte daha. Eğer bu The Forest serisi, daha fazla The Forest serisi görmek istiyorsanız artık biliyorsunuz bu kural falan değil, kesinlikle yanlış anlamayın. Ama böylece ya ananızı avradınızı öpeyim, yapmayın gözünüzü seveyim. Benim çocuğum var evde bekleyen, ekmek bekliyorlar ya. Daha fazla The Forest serisi görmek isterseniz benden bu videoya en az işte 500 like olsun. Bunun sebebi hani 500 like getirin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum bendeki zeka, bendeki sen buraya zıplayamazsın. Pezevenk oyunun bug'ını buldum. Kaçın. Ananıza söyleyin, babanıza söyleyin. Buradaki adam benim oldu artık. Bunun götü benim. Oh. Afiyet olsun. Hadi Allah'a emanet. Hah. Koçum adam mısınız oğlum siz? Bu şey yapabiliyorsunuz. Bunların kafasından mafasından böyle bir ton gidip saçma sapan evimin içinde adamın kafası var ya. Lanet olsun. Ne kadar. Ya bir de böyle bir şey var. Bunların bir tanesinden 32 tane bacak çıkıyor. 4 tane kafa çıkıyor. 5 tane penis çıkıyor. Anlamadım. Cönesiz çak bunları. Neyse arkadaşlar. Bu bölüm en az 500 like gelirse bir sonra yani bunu bir seri haline getireceğiz. Zaten oyunun orijinalinin çıkmasına daha 7 gün var. Yani daha betasının çıkmasına daha 7 gün var. Hani oyuna eminim çok değişiklik gelecek. Ayrıca oyunda göremediğimiz şöyle bir kısım var. Şu informationlardan hiçbirini göremiyoruz ve sadece bunlardan ikisi mesela bu adamların ne işe yaradıklarını bilmiyoruz yani. FIS olarak geçiyor. Ama dediğim gibi izleyip desteklediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Hepinizi ne kadar çok sevdim biliyorsunuz. Ablam... Ha! Ananı bacını! Ablam denizin içine girdi. Mevlana'ya yol açtı pezevenk. Nereye gitti o?
Neyse arkadaşlar, hepiniz çok sevdiğimi biliyorsunuz. Şuradan biraz aşağı atlayayım, şurada biraz ısınmam lazım. Abi benim bu adamlardan kurtulmam bayağı zaman alacak ama gerekirse hepsini evin üzerine pusup öldürürüz. Hepinizi çok seviyorum, şimdi bu kadar. En kısa bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.